3 liralık bir fiyat var. Hemen ALB Forex araştırma uzmanı Onur Altın telefon attığımızda ona soracağız. Bu rakamlar neyi ifade ediyor? Seçim öncesi, seçime 3 gün kaldı ve piyasalar bugün ve yarın işlem görecek. Bizi bekliyor neler diyelim Onur Altın. Günaydın, iyi yayınlar. Buyurun, yurt içine yurt içine baktığımızda dün yurt içinde enflasyon verisi beklentilerin altında kalırken yıllık bazda bir önceki aya göre yükseliş kaydettik. Beklenti 8.20 düzeyindeydi ancak %8.09 düzeyinde gelen bir rakam gördük ama enflasyon eğiliminin yukarı trendi devam etti. ÜFE rakamları da yıllık bazda 6.52'ye çıkarken ortada ciddi bir yükseliş kaydedildi. ÜFE rakamlarının alt kalemlerine baktığımızda aylık bazda hem fazla artış giyim ve ayakkabı grubunda %10.06 ile gerçekleşirken yıllık bazdaki en yüksek artış ise 13.44 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleştiğini gördük. Uzun süredir Merkez Bankası Başkanı Erdem Başkan'ın da dile getirdiği ve piyasa beklentileri gıda fiyatlarının artıp artmayacağı yönündeydi. Gıda fiyatlarında %2.68'lik bir azalış yaşadık. Bu da önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarının aşağı yönlü eğilime girip girmeyeceği konusunda piyasa beklentilerini yükseltmiş oldu. Yine dün Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası politika faiz kararı vardı ve faizler 0.05'te bırakıldı. Draghi'nin konuşmalarını izledik. Draghi konuşmalarında ECB Yusikör'ün 19 Mayıs'taki varlık alım programının yaz aylarında likidite sıkışıklığı nedeniyle 60 milyar eurodan 100 milyar euroya çıkabileceği söylemesinin hata olduğunu vurguladı. Ki bu ilk söylendiğinde euro tarafında ciddi bir düşüş kaydedilmişti. Varlık alımlarının 2016 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi Draghi. Ayrıca enflasyon konusunda da son dönemde artış eğiliminde olduğunu yalnız Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerini karşılayamadığını ifade etti. Büyüme konusunda enflasyondaki yükselişin ve iç talepteki yükselişin büyümeye destek verdiğini savundu. Yunanistan konusundaki sorulara ise bu konuda konuşmam doğru değil ancak Yunanistan'dan bir anlaşma beklentisi içerisindeyiz. Tabii ki bu belli bir kurallara göre yapılacaktır dedi. ECB'nin kurumsal bir yapıda olduğunu ve Yunanistan'da anlaşmanın tüm Euro bölgesini pozitif etkileyeceğini bahsetti. Amerika tarafında da tarım dışı istihdam rakamının öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verileri vardı. Bunlar beklentiler paralelinde gelirken İSM imalat PMI rakamları ise beklentilerin altında kaldığını izledik. Draghi'nin konuşmaları sonrası Avrupa borsaları pozitif seyretti ve ABD borsaları da buna ayak uydurdu. Bunun yurt içine yansımalarına baktığımızda yurt içinde borsa ve VIOP tarafında da tepki alımları geldiğini gözledik biz. Bugün kura baktığımızda kurda 2.69.10 dün ve ondan önceki gün döndüğümüz dirençlerde şu anda da o seviyedeyiz. 2.69.10'un kırılmasıyla birlikte 2.70.50'ye kadar yukarı yükseliş hareketi gözlemlenebilir piyasalarda. Aşağıda da 2.67.10 destek bölgemiz. Bu desteğin kırılması halinde 2.64.40'a kadar geri çekilme yaşanabilir. Euro TL tarafında 3 seviyesinin de üstüne çıkan bir Euro TL gördük Draghi'nin konuşmaları sonrasında. 3.04'ün üstüne çıkarsak 3.08.80'lere kadar bir yukarı yükseliş hareketinin devamı gelebilir. Aşağıda ise 3 seviyesini takip ediyor olacağız. 3 seviyesinin kırılması halinde 2.97.50'ye kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Evet. Borsa tarafına baktığımızda borsadaki dünkü yükseliş hareketinin bugün devamı gelebilir mi sorusu soruluyor. Ancak bugün daha konsolide olmuş bir borsa görebiliriz. Daha yatay seyreden bir borsa tarafı görebiliriz yurt içinde. Çünkü bir akışımız oldukça sakin.
Sayın Altın, çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bakalım seçim öncesi piyasalarda neler olacak, değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.